Sol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla canlarım hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Şimdi nicedir bizi darlıyorsunuz. Hem beni hem de Filistin inisiyatifini. Diyorsunuz ki her konuyla alakalı bir boykot listesi yaptınız ki öyle yapmadık. Sadece market alışverişi için bir boykot listesi hazırladık. Neden ilaçlarla alakalı, muadillerle alakalı, orada neyi boykot etmemiz gerektiğiyle alakalı bir listeniz, bir programınız yok diyor. Çok teşekkür ederim öncelikle duyarlılığınızdan dolayı. Ee, bu birazcık geç kalınmış bir program. Bunu da itiraf edeyim. Fakat e, tanımadığımız, bilmediğimiz biriyle bu yayını yapmaktansa hem inisiyatifimizle beraber hareket eden, inisiyatifimizin bir üyesi olan hem de iyi tanıdığımız, bildiğimiz biri anlatsın istedik. O yüzden biraz geciktik. Bugün eczacı Kübra Sarıca hanımefendi kardeşim bizimle beraber. Şimdi neyi merak ediyorsanız mümkün verdi hepsini böyle notlarımızı aldık. Merak ettiğiniz her şeyi bugün Kübra Sarıca kardeşime soracağım. Kendisi Alanya'dan kalktı geldi İstanbul'a bu program için. Alanya'da bir eczanesi var ve orada e, yıllardır bu işle iştigal ediyor. Yaşı genç ama bu anlamda kendini çok iyi geliştirmiş. Kübra kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Böyle senli benli söylüyorum. Yaşın küçücük çünkü. Eyvallah. Nasılsın? İyi misin Kübra? İyiyim elhamdülillah. nasılsınız? Nasılsın? Biz deyiz elhamdülillah. Aslında biz Kübra Hanım Efendi ile Ruberu ilk defa mülaki oluyoruz. Çünkü daha önceden hep bizim inisiyatif grubumuzda evet. yazışıyoruz. Fikir paylaşıyoruz. Olayları tartışıyoruz, ne yapabiliriz, onları değerlendiriyoruz. Ama yüz yüze ilk defa geldik elhamdülillah. Böyle de hayırlı bir vesileyle bizi bir araya getiren Allah'a hamd ederiz. Şimdi Kübra bu ilaç meselesi hakikaten çok şey bir mesele. Yani bugün McDonald's dediğinizde, Starbucks dediğinizde artık böyle en ücra köşede yaşayan insanlar bile buraya gitmemeleri gerektiğini, bunların boykot ürünü olduğunu, Siyonist askerlere... Bedava menüler gönderdiğini mektalılsın. Herkes bunu artık biliyor. Evet. Fakat ilaç konusunda neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Yani ben bu işin içinde. Ucundan kıyından oluyor olmama rağmen bana deseniz ki aspirin nedir, talsit <laughs> nedir, işte ne bileyim çok bilir işte majezik nedir. Evet. Ben inan hiçbir şey bilmiyorum. Yani hangi ödediğim para siyonistlere gidiyor, hangisi gitmiyor bunu konuşmak istiyoruz. Ama önce şu muadil falan işlerinden birazcık konuşalım. Önce tamam. genel çerçeveyi çiz istersen ki tamam. bizim zihnimizde daha... İyi otursun mesele. İlaç nedir? İlaç muadili nedir? Yerli ilaç üretiyor muyuz biz? Bizim yerli firmalarımız var mı? Doktor bana bir reçete yazdığında ben o reçeteye bağımlı mıyım? İlla o reçetedekini almak isterim çünkü. E, kişisel olarak eczaneye gittiğimde ha bu yakama muadilini verelim size dediklerinde ben nedense kendimi hep kötü hissederim. Yani doktorun yazdığı olsun isterim. Haydi bize aydınlat. Evet. Ne, ne oluyor? Önce şu çerçeveyi bir çizelim. Orijinal ilaçtan bahsedelim. Orijinal ilaç daha önce çalışılmamış bir molekülün patentini alan e, ve belli bir hastalığı tedavi ettiği kanıtlanan ilaç demek. Mesela Sedef'in bir türü var. Hı -hı. Bunu hiçbir ilaç iyileştirmiyor. Evet. Sonra ben Bekir Demeli AŞ olarak bir ilaç buluyorum Evet. Bir molekül çalışıyorum ve bu hastalığı tedavi ettiğini bilimsel olarak kanıtladığım bir ilaç üretiyorum. Evet. Ben o zaman orijinalim, ilkim. Evet. Doğru mu? Şöyle ama şöyle ufak bir hmm. detay vereyim. Siz bir molekülü buldunuz. Dediniz ki bu ilacı üretiyorum. Hmm. Bu ilacın bir patent süresi var. 20 yıl. Çünkü siz bu ilacı bulmak için çok büyük maliyetler ödüyorsunuz. Doğru. Bir tane molekül üzerinden çalışıp hemen sonuca ulaşmıyorsunuz. Defalarca deniyorsunuz. Bu süreç çok maliyetli oluyor. Klinik deneyler diyor Aynen. ya Aynen. Hmm. Bu bu süreçte ödediğiniz maliyeti karşılamanız için size verilen bir patent süresi var. Hı hı. Siz piyasaya çıkıyorsunuz ve size diyoruz ki 20 yıl senin süren. 20 yıl bu ilaçtan sadece sen para kazan. Ama bu 20 yıl e, piyasaya çıkış için yaklaşık bir 10-12 yıl piyasaya çıkma haline çalıp çabalıyor hı. firma. Kendisi piyasada yaklaşık bir 10 yıl kadar kalıyor diyelim. Tamam. 10 yıl sadece o para kazanıyor. Tamam. Sonra artık 20 yıl geçtikten sonra Dünya Sağlık Örgütü ya da işte diğer kurumlarda artık bu patent açılıyor ve isteyen firma ilaç firması bu molekülü aynı tarifi birebir şekilde uygulayabiliyor. Ama başka bir isimle. Evet. Yeni fabrikada hmm. üretildiğini düşünelim. Anladım. Yani 20 yıl geçtikten sonra o ilaç artık anonim oluyor. O aynı. formül paylaşılıyor. isteyen İsteyen aynı terkibi uygulayıp yeni bir ilaç yapıp başka bir isimle satabiliyor. Kesinlikle. Aynı ilacı yeni bir isimle diyelim. Tamam. Anladım anladım. Öyle dedim zaten. Ee, burada şöyle bir nokta var. Ee, muadil ilaç dediğimiz, yani nasıl söyleyeyim ee, muadil ilaç orijinal ilaca göre birazcık daha uygun fiyatlı oluyor. Çünkü muadil firma e, buna daha fazla maliyet harcamıyor Çünkü öteki bilim geliştirmeye Aynen. harcadı kli, Kliniğe patente harcadı Aynen. Her şeye yapar harcadı Kesinlikle. Bu olanı sadece birebir taklit evet. ediyor Aynen. Ve Bunu fabrikada üretti Direkt bizim tezgahımıza mı geliyor Rafımıza mı geliyor Hayır Sağlık Bakanlığı bunun her aşamasını denetliyor hmm. Aynı seviyede mi Aynı etkide mi Aynı güvenilirlikte mi Aynı kalitede olduktan sonra Tescilledikten sonra bizim raflarımıza geliyor Ha. Yani şöyle doğru ben özellikle tekrar ediyorum ki net anlıyor muyum diye. Bir firma, bir ilaç, bir hastala bir moleküler çalışmalar yapıyor. Klinik deneyler yapıyor. O onlarca yıl para harcıyor. On binlerce dolar belki milyonlarca dolar evet. para harcıyor. Bir ilacı buluyor. <laughs> bu patentini alıyor. Ondan sonra bu ilaçla satışa çıkıyor. Belli evet. bir süre sadece kendisi satabiliyor. <laughs> Belli bir yıl geçtikten sonra, 20 yıl geçtikten sonra artık o gizli terkibi, formülü halka açıyor. Evet. Ondan sonra da başka bir ilaç firması diyor ki ha. Ha, ben de bunu zaten çok merak ediyordum bu ilaca iyi gelen bu hastalığa iyi gelen ilacın formülünü hı hı. ben de diyor bunun ismini başka bir isimle aynı formül uygular ben de muadil olarak satışa çıkarım evet. diyor ondan sonra bakanlıkta diyor ki hop dur bakalım kardeşim biz ötekini denetledik ama sen aynısını uygulamış mısın uygulamamış hı hı. mısın bunu bir test edelim diyor sağlık bakanlığının onayından da geçtikten sonra muadil ilaç olarak piyasaya çıkıyor. Evet, muadil, jenerik, eşdeğer bunların hepsi aynı şey. hepsi aslında. aynı. Ha. Yani bizim aldığımız şey hatta şöyle bir şey söyleyeyim abi yurt dışında doktorlar bize direkt etken madde reçete ediyorlar normalde. Hmm. Çoğu ülke daha. Şu etken birkelerin... madde olsun da adı ne olursa Aynen. olsun. Aynen. Bizim ülkemizde şu anda müstahzarlar dediğimiz hani firma isimleriyle beraber reçete ediliyor. Sistemde zaten Bizim Medula dediğimiz reçeteleri girdiğimiz sistem sadece aynı ilacın özelliklerini taşıyan başka bir ilacı vermemize müsaade ediyor. Tamam. Şunu soracağım şimdi Kübra. <laughs> şimdi bir tane ilaç var adı Bekir. Evet. Tamam mı? Muadilinin adı da Kübra. Evet. Doktor Bekir'i yazdı. Evet. Hasta size geldi, eczaneye geldi. Evet. Elinizde Bekir yok. Siz muadil olarak Kübra'yı öneriyorsunuz. Evet. Ama hasta da direniyor diyor ki ya Kardeşim hanımefendi bana Bekir yazdı buraya. Siz evet, muadil evet. diye Kübra'yı satmaya çalışıyorsunuz. Ben evet. Kübra istemiyorum. Ben Bekir almak istiyorum dediğinde evet. mesela burada doktor size dava açabilir mi? Hayır. Siz acımız. doktorun yazdığı ilacın aynısını vermek zorunda mısınız? Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hastaya bunu söylemek zorunda da değiliz. Yani hasta da bize böyle bir taleple gelemez. Nasıl yani? çünkü yani ben mesela size bir muadil versem bunu açıklamak yükümlülüğünde değilim. Hmm. Çünkü zaten aynı ilaç olduğu için bakanlık diyor ki hani zaten aynısını veriyor. Evet. Burada firma farkına gitmesinin talebi hani çok e, makul karşılanmıyor. Ama yine de nezaketen eczacılar açıklıyorlar burada. Hanımefendi, isimlerine şey yapmayın. Evet. Aynı etken madde, aynı moleküler yapı Hı -hı. bilmem ne falan artık neyse. Zaten çoğu kişi aslında biliyor artık ilaçların isimlerini, ne yazıldığını da biliyor. Hani evet, biraz uzman olmuş. Artık. Yani şöyle, hani ayda yılda bir ağır grip geçiren biri onu çok bilmeyebilir ama evet. Allah muhtaç etmesin. Şükredecek çok şeyimiz var. Kesinlikle. İlaçların e, orijinal ilacını, muadilini, eş değerini, onun muadilinin muadilini Ezberlemek zorunda kalan yıllardır aynı hastalıkla imtihan olan evet. milyonlarca insan var. Allah'a ne kadar hamd etse kalsın. Evet. Yani benim şöyle bir tezim vardı birazcık duygusallaştıracağım <laughs> konuyu ama. Ben şey diyordum bir insan eczaneye girmeli. Ne işe yaradığını bilmediği her ilacı raftan alıp bakıp Allah'a hamd etmeli. Kesinlikle. İyi ki bunu ne işe yaradığını bilmiyorum. Çünkü onları ezbere bilen sürekli onlarla yaşayan insanlar evet. var. Her bir bilmediğimiz ilaç aslında bizim için bir şükür vesilesi. Kesinlikle. Bir de şöyle bir algı var Bekir abi onu da düzeltmek lazım. Orijinal ilaç dediğimiz her zaman en çok bilinen ilaç olmuyor. Nasıl? Yani mesela e, örnek verelim. Mesela Majezik. Majezik hepimizin bildiği ağrı kesici. Muadilleri var ama Majezik de bir muadil. Orijinal ilaç değil. Ha. Mesela Majezik Ansaid diye bir orijinal ilacı var. Formülü ansayt bulmuş orijinal Aynen. ama majezik şöhreti kapmış Aynen. yürümüş. O Mesela, daha iyi pazarlamış. Evet yani Anladım. aslında buradan bir fark olmadığını da anlayabiliriz. Yani ha. hangisinin e, piyasadaki tutunumu... İse orijinal oymuş gibi bir algı var ama öyle değil. Yani şu an majestik majestik isteyen birine orijinalini verseniz muadilini teklif ettiğinizi Kesinlikle. zanneder. Halbuki değil yani. Değil. Dolayısıyla de. orijinalle muadil arasında teknik olarak hiçbir fark yok. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Eyvallah. Siz o zaman gelenlere bakıyorsunuz reçeteyi. Etken maddeler konusunda Hı. 4 sene boyunca eğitim gördüğünüz için. Beş Doğru yıl. mu? 5 yıl mı? Ha tamam, 5 yıl. 5 yıl boyunca özür dilerim. <laughs> Beş <laughs> yıl boyunca eğitim gördüğünüz için siz evet. doktorun tam olarak hastalığının yani neye ne önerdiğini bildiğiniz için ilgili ilacı siz götürüp veriyorsunuz. Bununla alakalı da aslında e, gelen hastaya açıklama yapmak zorunda da değilsiniz. Tabii ki biz çünkü hekimin belirlemiş olduğu tedavi protokolünü direkt olarak reçete ediyoruz. Hmm. Aradaki ticari kaygı aslında hastayı da ilgilendirmemeli. Hatta hastayı rahatsız etmeli. Hmm. Değil mi? Tabii ki öyle. Hmm. E bazılarda şey var mesela. ya Doktor bunu yazdı ama siz ne tavsiye edersiniz diye eczacılara <laughs> soranlar var. Ha, bir de şöyle bir şey demek isterim. Hmm. Muadil orijinal farkında fiyat farkı da ortaya çıkıyor. Hangisi daha uygun? Genel itibariyle muadiller daha uygun. Çünkü hmm. onlar daha az bedel ödedikleri için. Evet aynen. Daha fiyatta daha azı çekiyorlar hmm. diyebiliriz. Eyvallah. Peki ilaçlar yazılıyor. Şimdi hangi ilaç boykotur, hangi ilaç değildir? Biz bunları çok bilmiyoruz siz ama evet. süreci baştan beri takip ediyorsunuz. Evet. Hatta bu büyük büyük ilaç firmalarının yöneticileri, <laughs> CEO'ları bunları evet. Twitter'dan da takip ediyorsunuz evet. ve bütün bu süreçle alakalı CEO'su, CEO yardımcısı, başka başkanınsa nasıl tweet'ler atıyor görüyorsunuz. Öncelikle çok kaba saba bir soru sorayım. Evet. Sizin eczanenizden biz Siyonizme para akıtan ilaçların tamamını çıkarsak Evet. Siz eczacılık yapmaya devam edebilecek durumda mı kalırsınız? Ben yani de, ben... <laughs> yap, yapılmaz değil mi yani? Ben devam ederim de hasta çok mağdur olur. Çünkü muadili olmayan ilaç grupları var. Yani ciddi anlamda e, çok geniş bir ilaç yelpazesine sahipler. Ama hmm. şunu da söyleyeyim. Mesela biz e, miktarları incelediğimiz zaman ilaçtan ziyade aslında OTC dediğimiz yani tezgah üstü ürünler, vitaminler yani fiyatları daha yüksek olan gruplar. Hani ya da işte mesela kişisel bakım ürünleri ya da direkt olarak hani akut tedavide kullandığımız ağrı kesiciler, ağrı kesici kremler gibi, ateş düşürücüler gibi, hani tansiyon, şeker, kanser ilaçları, hormon ilaçları değil de daha böyle değiştirebileceğimiz yerden başlarsak çok daha faydalı olur. Ama diğer gruba hani hastayı mağdur ederiz. Yani bugün şu an herhangi bir markete girsek ve Siyonizm'e ait Malların çoğunu çıkarsak, hı hı. evet elimizde çok bir şey kalmaz ama market işlemeye devam edebilir ve şu an evet. çok hızlı yerli ürünler çıkıyor. Evet. Elhamdülillah. Ama eczane için bu çok geçerli değil Yok. diyorsun. Vay be, o kadar mı sarılmış etrafımız? Çok. Uzun soluklu bir yol olur ama ben şunu da söyleyeyim, bu yolda devamlılık, süreklilik arz edebilirsek sonrasında marketten çok daha güzel bir hale geliriz. Yerli ilaç firmalarımız var evet. çünkü değil mi? Evet. Kesinlikle var. Ki bu konuda hem Tıp yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun hem de Sağlık Bakanlığı'nın çok büyük teşvikleri var. Mesela yerli ilacın ruhsatlandırması daha kolay. Hani teşvikleri daha geniş. O açıdan hani ama yol uzun biraz. Hmm. Mesela bizim hepimizin sokaktaki insanın, kameraman Musa kardeşimin hı hı. de bildiği yerli bir ilaç var mıdır bana? Mesela gripini biliyorum. Biz yerli mi? Bakkallarda satılırdı ben küçükken. Gripini hatırlayamıyorum şu an. Tamam. Mesela ne var yerli çok bildiğimiz hepimizin biliyorum. Parol. Parol yerli mi? Evet. Vay be canım parol. Ben de onu <laughs> kullanıyorum ya. Parol yerli. Ha iyiymiş ya. Tabii ki. Başka? Mesela e, sana öyle olmaz. Şu an kaldım. Abdi İbrahim daşları olur. Dolorex mesela. Ha dolar X. Ha. Ya da mesela e, daha başka büyük ilaçlardan mı örnek vermeliyiz? Ya, herhangi bir şey söyleyebilsem. Dolorex'i biliyorum. Parolu da biliyorum. Dikloron. Dikloron. Onlar <laughs> yerli. Ama mesela bunun. Muadili dediğimiz Volteren yerli değil. Ha, Ama Dikloran yerli. Kataflam boykot mesela. Hmm. Dikloron, Dolorex onların muadil grubundan olan Kataflam hmm. boykot ürün. Vay be. Yani bir eczacı olarak siz bile bu kadar uzun düşündüyseniz halimiz hakikaten vahim ya. Ne olmuş biz nerede evet. eksiklik yapmışız? Biz ilaç üretmemiş miyiz? Yoksa ürettiğimiz ilaçlara halkımız teveccüh göstermemiş mi? Ne olmuş orada nerede takılmışız? Bence bu böyle etmenli etmenleyen yani faktörleri, bu konu etkileyen faktörlerin çok geniş olduğu bir alan. Hmm. Yani sadece ilaç üretmemiş miyiz değil. Hani ilaç üretmişiz, o ilacın tutunma süresi var. İşte muadil grupları olan teveccüh var. Hani bunların üzerinde durmamız lazım aslında. Hani tek bir alandan hani şunu yaptık ve olmadı diyeceğimiz bir alan değil burası. Hmm. Ama hani diğer taraftan şöyle büyük şirketlerin atılımları da çok büyük olduğu için... Hani onların kuvveti de çok daha büyük oluyor. Yani şimdi bir ilacı piyasaya çıkarmak muadil bile olsa ciddi bir maliyet. Hmm. Ama bu e, ilaç gruplarının hepsinin sermayeleri, öz sermayeleri de çok şu an güçlü olduğu için aslında bir döngü halinde büyümeye devam ediyorlar. Hmm. Ama hani diğer koldan e, baktığımızda muadil ilaçlar ya da yerli ilaçların üretiminde hani şunu diyebiliriz, e, nasıl diyeyim? Yerli ilaçların... Piyasaya çıkışında çok büyük risk göze almaları gerekiyor. Hmm. Ve bu noktadaki sermayeye çok dikkat etmeleri de gerekiyor. Yani çıkar ve tutmazsa, halk tarafından benimsenmezse çok büyük batarlar yani. Evet. Devlet teşvik vermiyor mu bu bu tür yerlere? Açıkçası bu konu <laughs> hakkında. Yani o kadar A teşvik büyük teşvikler mu? Ha. Ne düzeyde bilmiyorum. Anladım, anladım. Peki böyle... E şu an eczanelere mal satan, tedarik sağlayan en büyük firma hangisi? Yani en büyükleri hangisi şu anda? İlaç firmaları. Evet, evet. Pfizer mı? Pfizer. Şu an. En büyük o mu? Bildiğim kadarıyla o. Şu an yani bir o. eczaneden çekildiğinde Pfizer hakikaten sizin hizmetinizi sekteye uğratır mı? Uğratır tabii ki. Ve bu boykot mu? Evet. Nereden Pfizer. biliyoruz bunu? Çünkü Pfizer e, bu konuda direkt olarak İsrail 7 Ekim olayları başlar başlamaz bir yardım fonu açtı, kampanyalar düzenledi. İlaç ve maddi desteğinin tamamen İsrail'den taraf olduğunu belirtti. Hala da aynı minvalde devam ediyor. Bunu açıktan deklare ettiler yani. Tabii ki. Zaten kendilerinin kampanya ve fonlar bu konuyla alakalı bir fon açtı. Hı hı. O açıdan hani şu an Pfizer'ın boykot olduğunu biliyoruz. Peki biz sadece yerli muadiller üzerinden gidecek olsak ya da yerli ilaçlar hı hı. üzerinden gidecek olsak bir, yani her türlü hastalığıma iyi gelecek bir yerli alternatifi var mı yoksa çok mu kısıtlıyız o alanda şu anda? Böyle diyemeyiz yani çünkü bu hastalık yelpazesi çok geniş. Evet çok geniş. Yani özellikle kanser ilaçları, hormonal ilaçlar hani yani çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Öyle hani sadece Pfizer bile bütün ilaçları karşılayamaz. Hı hı. Bütün gruplarda yok. Yo yo bir markadan bahsetmiyorum hmm. yerlilerden bahsediyorum yani hmm. bütün yerli markalarımız bir araya gelseler sadece yerli ve milli ilaçları kullanacağım desem Böyle hayatı mı idame ettirebilir miyim yoksa eksik kalır mı? Eksik kalırız kalır. Ha. tabii ki kalırız. Böyle çok iddialı büyük ilaçları mı biz dışarıdan alıyoruz? Kanser, epilepsi vesaire böyle ilaçlar mı dışarıdan <laughs> alıyoruz? Hayır öyle değil. Ee, hmm. Yani bunlar da var. Yani kanser ilaçlarının tamamını ithal ediyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Hmm. Ama mesela kanser için mesela atıyorum bin tane molekül var diyelim. Bin tane patentli ilaç var. Biz yerli ilaçlarımızdan mesela diyorum ki yüz tanesi yerli markalarımız bunu çalışıyorsa 800 tanesini ithal ediyor olabiliriz. Hı hı. Ama bi, burada önemli olan hastanın hangi ilacı ihtiyacının hı hı. olduğu, onu ithal mi ediyoruz, yerli markada bu var mı, hekimimiz onu tercih ediyor mu, piyasada var mı ürün, bunların hepsi faktör. Bir de şey var. İlaç mümessilleri var. Bunlar gidiyorlar evet. doktorları geziyorlar mesela. Evet. İlaç mümessilleri tam olarak ne yapıyor? Ne iş yapıyor bu arkadaşlar? İlaç mümessilleri bize de gelir. Ne yaparlar? İlaç mümessilleri kendi çalıştıkları ilaç gruplarını tanıtırlar mesela etkinlikleri nedir? Mesela doktorlara bu açıdan giderler. Tedavi protokollerine hangi ilacı çalıştı? Şimdi dok hekimi incelediniz ama hekim hastanesinde yani o yeni çıkan ilaçları takip etmesi süreci zor. Hı, hı. Müstahzar açısından. Hı hı. Yani molekül açısından değil de hı hı. ha firmaları takip etmesi zor. Tamam. Ee, bu ilaç firmalarının mümessilleri yeni çıkan müstahzarları gelip hekime tanıtırlar. Bakın Hı -hı. biz bu etken maddeyi çalıştık. İşte şöyle etkin, böyle güzel çalıştık tarzında anlatırlar. Bize de gelip bunun maddi kısmından bahsederler. Hani size şunu bunu şu şartla verebiliriz. Hı -hı. İşte böyle piyasaya yeni çıkıyoruz. Hı -hı. Biz çıkış şartları olur. Bizim mal fazlası dediğimiz bir durum var. Hı -hı. Mesela 10 tane alıyorsan 5 tane hediye. Hmm. Gibi. Hani bu şartları tanıtır. Meselen işleri bu. Anladım. <laughs> Peki burada mesela doktorları bilinçlendirici ayrı bir çalışma yapılıyor mu? Mesela doktorlar yazdıkları ilaçların hangilerinin yer, yerli firmaya ait olduğunu, hangilerinin Siyonist gruplara ait olduğunu biliyorlar mıdır yazarken sizce? Yani bu konuda doktorlar bilinçlendiriliyor mu? Ya kardeşim bak sen buraya Bekir yazmışsın ama bu işte Siyonist bilmem ne ürünü. Hı hı. Bak bunun Kübrası var diye mesela bu anlamda düzenli brief veriliyor mu doktorlarımıza yoksa Ha onlar onların birinci Ya bu bireysel öğrenilecek bir şey ha. önce şu anda hani hı. ben de mesela bu öğrenim bir, bir birif alarak yapmadım. Kendi, Kendim. Hmm. Keşke yapılsa ama bu ya. Kesinlikle. Bu önemli bir şey yani. Sadece doktorları bu açıdan bilgilendirmek değil. Bence hani sadece boykot açısından değil hastanın ilaca erişebilirliği açısından hekim eczacı işbirliğinin de kurulması lazım ama genel itibariyle bizim aramızda ciddi bir iletişim kopukluğu var. Hmm. Yani e, bu şey değil hani bir tepki ya da vesaire bir şey değil. Hmm, Yoğunluktan kaynaklı ya da hastaneye ulaşılabilirlikten kaynaklı. Bu nasıl yansıyor sahaya? Onlar ilacı yazıyor, Şimdi sizde bilmiyorum. olmuyor. Mu? Evet. Muadili de mi olmuyor? Bazısında evet. Ha. Çünkü ilacın piyasaya çıkışı tamamen ticari bir noktadan ama doktorun hekimin bunu yazış tedavi protokolü üzerine. Hmm. Ve bunun ve şu an mesela şöyle oluyor atıyorum mesela bir migren ilacı var. Şu an 3-4 aydır piyasada yok. Ama hani bu doktorun kulağına ilk 2 haftada bir ayda gitmiyor hani. Çünkü bir de bizim stoğumuzda olanlar var. Mesela hmm. depodan gelmiyor ama stokta var. Onları harcıyoruz. Tamam. Doktorun kulağına bunun gitmesi biraz biraz zaman alıyor. Hmm. Ki zaten o gidene kadar da piyasa ilaç çıkıyor. Ha. Hmm. Böyle sıkıntılar oluşuyor. Bir evet iletişim kopukluğu oluyor. sıkıntılı. Peki daha kestirmeden soru sorayım. Bir o evet. molekül kısmından çok anlamam da. Evet. Ben e, gerçekten ödediği paranın e, siyonist e, firmalara gitmesini istemeyen biri olarak. Hı hı. Eczaneye gittiğimde eczacımdan elimde bir reçete varsa ne talep edersem buradan en az zararla çıkarım. Ne demeliyim eczacıma? E... Böyle ebem dedem usulü hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatırsan <laughs> Şöyle birkaç firma var ya firma isimlerini bilmemiz gerekiyor. Firma Çünkü... ismi söylemeyeceğim. Ben de hmm. gelsem size desem ki, Kübra Hanım doktor bana şu reçeteyi verdi. Evet. Burada da ilaç isimleri yazıyor ama bana mümkün mertebe böyle siyonistlere paramın gitmeyeceği bir şekilde muadil eşdeğer ne varsa bunların en... yerli markası olanları verir misiniz dediğinde evet. kendimi doğru ifade etmiş oluyorum. Kesinlikle olur muyum? en temizli olur. Hmm. Yani yerli firmadan ilaç istemek en temiz şekilde olur hmm. ama şöyle piyasada şu anda var olan boykot etmediğimiz ithal ettiğimiz ilaç grupları da var hmm. ve onlar da bizim muadil seçeneklerimiz şu an bu hmm. konuda hani onları da atlamamak lazım. Şu an bu büyük çok büyük ilaç firmalarının bir yüzde verecek olsan ya da 10 üzerinden söyleyecek olsan 10 taneden kaç tanesi siyonist? Büyüklerin mi? Evet. Şu an yedi falan sonrasında. Var mıdır o kadar ya? Var var. Mahf olmuşuz biz Maalesef. ya. Maalesef. Alternatif ne? Alternatiften kastım işte Eş, eş değer, değer ve muadil madil. Aynı, aynı şey değil mi? Şöyle bakıyorum notlara da. Peki mesela bir deterjanı boykot ediyoruz. Evet. İçecekleri boykot ediyoruz. Evet. İlaç boykotunun diğer boykot türlerinden ayıran bir özelliği var mı? Var tabii ki. Eğer ilaç boykotunda bizim bir seçeneğimiz varsa yani seçeneği olmayan konuları dışarı bırakıyorum. Seçeneğimiz varsa birincisi bizim bir kalite farkımız yok. Yani aynı kalitede aynı şey alıyoruz. Kesinlikle. Mesela deterjandan diyoruz ya iki kere yıkayıverin. Hmm. <laughs> İlaçta böyle bir durum yok. Hmm. Birincisi birebir aynısını alıyoruz. Kesinlikle. Birebir aynısını alıyoruz. Bu bizim Sağlık Bakanlığımızın yaptığı bir tescilleme ile bizim önümüzde. Yani o yüzden hani bundan şüphe duymamalıyız. İkincisi fiyat farkını kovalayabiliriz bu, konu, bu noktada yerli ilaçları tercih edersek genel itibariyle fiyat farkı daha azla düşüyor ithal ilaçlardan. Yani daha ucuz alıyoruz. Kesinlikle daha kârdayız. İkincisi ya yani üçüncüsü şöyle e, bu birazcık geniş kapsamlı bir konu ama bir ilacın tekelleşmesine engel oluyoruz aslında bu, bu sayede. Hmm. Bu tekelleşme bizim için bence büyük bir kıskaç ilaç sektörü açısından büyük bir firma ilacın e, o, o molekül dediğim de o ilaçta piyasayı götürüyorsa pazar payında büyük bir orana sahipse diğer muadiller de tercih edilmiyorsa özellikle yerli ilaç Bu sefer devletle istediği gibi oynuyor cümlesini ben kur kurayım siz mesuliyet <laughs> altında kalmayın diye. Yani biraz o tarafa gidiyor iş. Yani şöyle oluyor kıymetli dostlar ben hep mealen anlatıyorum, hani iyice zihinde otursun diye bir ilaç firması var, bir ilacımız var, Bekir, epilepsi ilacı, bu Bekir <laughs> ve bu Bekir'in muadilleri tutulmuyor. Epilepsi evet. hastası olanların hepsi Bekir ilacını istiyor. Ben de bunun pek hala farkındayım firma sahibi olarak. Evet. Devlet bunu reçete, doktorla reçet ettiği zaman parasını devlet verecek ya. Bu sefer o firmanın sahibi Bekir ilacının sahibi. Geçiyor devlete diyor ki bu diyor 15 lira ama ben bu sefer diyor bunu 25 yaptım diyor. Devlet de diyor ki ya nasıl 25 yaptın? Bu ilacın maliyeti belli. Bu çok pahalı. İnsanlara bu kadar pahalıya satamazsın. Parayı ben ödüyorum diyor. O zaman çekiyorum ilacı piyasadan diyor. Piyaz, evet. adam tutuyor. Bir ilacı da piyasadan çekince biz bu sefer sokağa dökülüyoruz. Sağlık Bakanlığı nerede kardeşim? <laughs> bir ilaç bulamıyoruz eczanelerde. 80 öncesine mi döndük? Halbuki arkada kıran kırana devam eden bir pazarlık var ve adam bu güç güçle devletin karşısına geçiyor ve devleti bir yerde şey yapıyor. Tehdit ediyor. Doğru mu tanımladı? Olabilir. Bir de ben mesela bu 7 Ekim sürecinden sonra buna sadece ticari... Bu kadar sevgi kelebeği gibi konuşmasak da ne olayın ne olduğunu böyle dümdüz ben anlatıyorum yani. Hani şey olmasın diye. Yani arkadaşlar, hanımefendi çok kibar. Ben size anlatayım. Bunlar eline bir ilaç tekerleştiği zaman bu bir güce dönüşüyor. Kesinlikle. Doğru mu? Siz evet ya da hayır diyeyim, evet. Tamam. Mı? Mahkeme süreci olacaksa bana olsun. Tamam. Bu bir güce dönüşüyor. Ve bu gücü devletimize karşı kullanıyor bu adam. Geliyor diyor ki kardeşim diyor epilepsi ilacı bende bunun muadili de yok. Varsa da tutmadı ben satıyorum daha iyi pazarlıyorum ve bu ilaç için diyor bundan sonra bunu 3 katı fiyat istiyorum. Bu parayı sen bana sağlık bakanlığı olarak verdim, verdim. Vermedim piyasadan çekiyorum ilacı diyor. Bu evet. sefer halk sokağa dökülü ödülü ilaçlar nerede evet. falan bilmem ne diye. Biz bu sefer kendi sağlık bakanlığımızı kendi devletimizi zor durumda bırakıyoruz. Al diyor seni milletinle karşı karşıya getiriyorum. Doğru mu? Doğru. Tamam. Ama bunu mesela ben aslında yumuşatmak değildi. Hep değil böyle amacım, değil ben marjinal bir evet. örnek veriyorum uç bir örnek. Yumuşatmak değildi de amacım tam He. tersini de söylemek istiyorum bu noktada. Biz bunu sadece ticari bir kaygı olarak görüyorduk ama biz bugün 7 Ekim sonrasında görüyoruz ki bu firmaların sadece ticari kaygıları yok. Farklı ideolojileri farklı destekleri de var. Yani bir halkı huzursuz etmek için bile bunu yapabilir. Pekala yapar. Bir de artık bir Siyonist akılın o kadar da böyle büyük adımları atmadığını, küçük ince hesaplar yaptığını da görebiliyoruz. He. Bu bizim insanımızı gerçekten huzursuz edecek bir nokta. Hı -hı. Yani sürekli bir ilacın var olup bir, bir ilacın olmaması, ham madde sıkıntısı, ticari kaygılar vesaire tarzın insanların sağlık noktasında endişelerini arttırarak toplumsal huzuru bozmadıklarını Nereden bilebiliriz? Bunu Nereden kesinlikle biliriz? hesap ediyorlardır. Bu yüzden kesinlikle Ben de öyle düşünüyorum. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum ve şöyle Kesinlikle ve kesinlikle şey yerli firmaların e, sayısının çoğalması lazım müteşebbislerin. Peki ilaç boykotunun diğer boykotlardan daha avantajlı kısımlarını konuşuyorduk. Bir evet. kalitede hiçbir fark kalitede ödün vermek Aynı. zorunda kalmazsınız. Fiyat olarak kar edersiniz. Ayrıca ithal ilacın tekelleşmesini önleriz. Az önce konuştuğumuz mevzu. Şurada bir başlık var. İlaç erişimini arttırmak diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Ee, şimdi bu biz burada ticari ya da başka kaygıları göz önüne aldık ama gerçekten bazen ilaçta, ham maddede ya da vesaire başka noktalarda sıkıntılar olabiliyor. Biz bunu bir firmanın elinde bırakırsak bizim ilaç erişimimiz otomatikman azalıyor. Çünkü hmm. o firma sıkıntıya girdiği zaman başka bir muadil bulamıyoruz. Hmm. Mesela şöyle söyleyeyim ben kendi tecrübemden de mesela e, kullandığı ilaçta sürekli ısrar eden hastaların bir süre sonra bulamadıktan sonra alternatif yok mu ya? Muadili yok mu? Ama işte bu soruyu başta sormak gerekiyordu. Keşke bu başta sorulsaydı. Evet. Vardı ama tutunamadı. Ha, sen buna bağımlı evet. oldun diye Aynen. İşte aslında deterjanlarda da olan bu. Bence de. Yani 7 Ekim'den sonra biz duruma uyandık ama 7 Ekim'den önce alternatif deterjanlar çıktı bu ülkede. Evet. Fakat siz o mevcut İsrail malı deterjanlarla çok mutlu olduğunuz için tutunamadı bunlar. Vay be! Bu çok güzel bak bu Bilme, bende bir kilidi açan bir şey evet, oldu. O muadil vardı ama sen evet. dönüp yüzüne bakmadığın için tutunamadın. Kesinlikle. Allah senden razı olsun. Şöyle de bir şey var hani bizim bazı şeylerde mesela deterjan noktası ilaç noktasında söylemiyorum bunu ama deterjan noktasında ya da diğer ürünlerde baktığımız zaman ilk çıkışında direkt olarak mükemmel bir kaliteyi beklemek biraz eee hayalperestlik yani hı hı. yani onun var olmasını bir yerden desteklemeye Aynen devam öyle. etmemiz Aynen. gerekiyor ben Bazen... yaptığım ilk peynir gemisi programını izlemeye tahammül edemiyorum Değil mi? Konuşmalarınızı gördüm. İlk, i̇lk sahneye çıktığım programı ben tamamını izlemeye tahammül edemedim. Hep ilk beş dakikadan sonra kapadım. Evet. Ay kapat, kapat, işte kapat <laughs> falan yapıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ama o zaman insanlar tahammül ettikleri için şimdi daha kabul edilebilir işler yapabiliyoruz. Evet. Elhamdülillah. Yani şans vermek deniyor. Bu tabiri çok kullanmayı sevmiyorum ve... ama. Fırsat vermek diyelim. Kesinlikle. Ve bu bizim ilaç sektörümüzde yok. Yani bizim Sağlık Bakanlığımız bu hayalperestliği kesinlikle kabul etmiyor. Yani hani kaliteden ödün vermeyi ya da işte ya... Yerli olsun da şu kadar hmm. bir, bir biraz risk alalım. Aman birinden bir tane Kesinlikle içiyorsun ondan da iki şey. tane içi versin böyle bir şey. Böyle yok. bir Bire şey. Bir yok. Aynısı olmak Kesinlikle. Zorunda. Yani o yüzden hani bizim bu gruba destek olmamız lazım. Peki mesela siz eczacı olarak orijinal yerine muadili sattığınızda daha mı az kârla satmış oluyorsunuz? Sizin açınızdan bunun ticari bir şeyi var mı? Hmm, yani bunu şöyle söyleyebilirim. Ee, yani hangisini satmayı tercih eder eczacı? Birazcık açığı mı Ha. Muadil satmayı tercih eder. Çünkü e, genel itibariyle piyasada zor tutunan ürünler eczacıya da daha büyük karlılık sunar ki He. biz onu tercih edelim. Doğru. Çünkü piyasada çok tutulmuş biri fiyatlarla oynar, sizi istediği gibi manipüle eder. Zaten onu, yani ben onu beşten de satsam alıcısı o, ondan da satsam alıcısı o. O yüzden neden bana karşı bir pazarlık politikası uygulamak zorunda olsun şey ki? Bu şey değil mi Kübra Hanım? Yani bu çok rahatsız edici değil mi? Yani çok rahatsız hani bunun deterjanda kol adam da anlarım da hı hı. sağlık sektöründe sektör olarak tanımlanması bile bunun yani evet. bunun bu kadar nasıl diyeyim parasal düzlemde ilerliyor olması benim açımdan rahatsız edici. Keşke bu kadar şey olmasaymış. Ama geldiğimiz noktada bu yani Öyle. modern dünyada. Üzgünüz. Üzgünüm. Peki yerli ilaçta küresel değer zincirlerinde etkinlik diye bir başlık evet. atmışız. Muadil kullanırsak, yerli kullanırsak evet. ama ne demek bu son madde? Bu şu demek. E, biz notlarımızda da almıştık. Türkiye'nin şu anda ithalat ve ihracat noktasında ilaç ithalat ve ihracat noktasında bir ciddi bir fark var. Hı hı. Ve biz bunun azalmasını istiyoruz. Hı -hı. Mesela 2023 verileri 31 Aralık'ta açıklandı yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. 5 milyar dolarlık ihracatımız var. Pardon, ithalatımız var. Hı -hı. 2 milyar dolarlık ihracatımız var. Biz bunun mesela 2023 için de bildiğim kadarıyla 3.3 milyar dolar falan da ihracat için %60'a yakalamak istiyoruz. Çünkü yani evet bu bir Bu cari açık oluyor yani bütçesi olarak evet. ayrıca da Evet. Yaptığından daha fazlasını satın alıyorsun. Evet ve bizim şöyle bir durumumuz da var. Yani bizim ilaç standartımız aslında dünya genelinde gerçekten iyi bir düzeyde. İlaçlarımız çok kaliteli. E, kontrollerimiz çok düzenli yani bizim ilaçlarımızın daha yüksek değerlere sahip olması lazım hmm. piyasa dünya piyasasında var olabilmemiz için ama kaliteyle beraber pazarlama da çok önemli yani evet. paz nasıl pazarladığınız önemli evet. yani bunların yaptığı iyi iş pazarlama yani çok iyi iş yapıyor bir de onlar birbirini tutuyor burada Abdülrahim evet. bir şey yaptığı zaman evet. onların kafasına vururlar yani bizde ne yazık ki birazcık öyle oluyor yani yerli yerliyi desteklemiyor yani onların ittifakı daha kuvvetli yani yani onların kendi ideolojilerine, kendi pazar paylarına, ticaretlerine olan sadakatiyle bizimkinin arasında dağlar kadar. Şöyle bir şey başlayayım. söyleyeceğim size isim vermeden. Bugün mesela bir market işletiyorsunuz, değil mi? Bunu da geçen gün öğrendik bir market işletiyorsun ve diyorsun ki ben artık şu gazlı içecek grubundan çıkıyorum al götür kardeşim dolabını satmıyorum diyorsun değil mi hiç alakası olmamasına beraber farklı bir şirket olmasına beraber başka bir deterjan grubu gelip seni tehdit ediyor diyor ki sen bu gazlı içecek kaldırırsan ben de sana şu grup deterjanları vermeyeceğim diyor adamlar böyle ittifak ediyorlar böyle bir şey olabilir mi ya? seni onunla tehdit ediyor yani. <laughs> bu noktada mesela hani e, söylediğiniz gruplarda birbirine destek varken bizim bu sağlık noktasında halkı kışkırtma noktasına gidebiliyor mesela. Tabii ki. Mesela şu anda piyasadan çekilen bazı ilaçlar oldu. E, bu ilaçların piyasadan yani Türkiye piyasasından çekilen ilaç gruplarımız var. Firmasına söyleyeyim. Novartis mesela Hı -hı. bazı ilaçların Türkiye'den çekme kararı aldı. E, mesela ben sosyal medyadan falan takip ettiğim zaman şeyleri görüyorum. İşte boykot ettiniz, İsrail'in karşısında Filistin desteklediniz, gördünüz mü tarzda söylemler görüyorum. Yani hani sanki bizi cezalandırıyormuş gibi bir tavır Hı -hı. sergiliyor ve halkı da bu yönde bir galeyana teşvik ediyor. Bu noktada hani bizim e, o muadilleri desteklemiş olsaydık, piyasada var olabilmiş olsaydık bugün hani normal kimseye eyvallah etmeyecektik. Aynen öyle. Getirip koyacaktık önüne al burada şu ilacımızı. Aynen sen. öyle. Aynen ki, ha. Sana söz veriyorum. Bundan sonra her eczaneye gittiğimde bana yazılan ilacın diyeceğim ki bunun yerli markası var mı diyeceğim. Bunun içinde bir uygulamamız var. Onu da anlatacağım. Haydi anlat. anlat. Evet. Anlat. Yerli e, kim yaptığını bilmiyorum. Çok da araştırdım burada söyleyeyim hani teşekkür edelim diye. Ama hmm. e, gördüğüm kadarıyla e, hatta eczacı Hande Nur Hanımın sayfasında gördüm hmm. ben de bunu. E, bir grup eczacı hekim ve yazılımcının ortak bir uygulaması, bir aplikasyonu var. Hadi yerli ne? reçete. Yerli reçete diye bir aplikasyon mu? Evet, yerli reçete.com'a giriyorsunuz. Ee, bu gösterebilsek kalsın Bu kesin aslında. işe yarar. Yok, şu an yazıyor zaten Hı -hı. aplikasyon. Yerli reçete e, aplikasyonunu indirebilirsiniz. Biz sadece tavsiye ediyoruz kefil değiliz. Sadece gördüğümüz evet. kadarıyla yani buna kefil için geceler boyu araştırmamız Aynen. gerekiyor. E, arka, hanımefendi görmüş ve sadece tavsiye ediyor. Alın bakın belki işinize yarar diye. Evet Hı -hı. orada e, aplikasyonda bir ilacı yarattığımız zaman ilaç hakkında sadece yerli ilaç mı? muadil şey ithal ilaç mı olduğuna dair bir bilgi çıkıyor hmm. önümüze. Buradan hani ve bir sürü seçenek çıkıyor. Yani mesela atıyorum e, herhangi bir ilacı arattık. İki tane ithal ilaç varsa 8-10 tane yerli ilacın tamamının listesini ne size veriyor. Ne güzel bir şey ya. Yani hani bir tane örnek verip bunu al tarzında bir şey değil. Hmm. Benim gördüğüm. Bütün yerli ilaçların listesini sizin önünüze çıkartıyor. Eczacının bu konuda bize bir şey dayatması söz konusu olabilir mi? Bir yerlisini biz satmıyoruz. Bunu alacaksın alacaksın falan diyemez değil mi öyle bir şey? Diyemez. Siz de reçetenizi alıp gidebilirsiniz. Başka hmm. <laughs> Yani hani şöyle ben şunu diye e, Yani şöyle bir şey diyemem. Nasıl söylesem? Yani e, benim eczacı olarak sizin söylediğiniz muadili verme zorunluluğum yok. Hı hı. Ama sizin de hasta olarak Sizden benim dediğime aynı. Al yapma zorunluluğunda. Aynen öyle. Yani. Başka güzelmiş. bir yere gidebilirsiniz. Mesela şunlar yanlış. Ben kaydını yaptım. Benden alacaksın. Öyle bir şey yok. Hı. Ve bunu takip edebilirsiniz. Yani siz ilacı almadığınız noktada reçete sizindir. Hı hı. Kayıt silinir. Hı, hı. Hani bir eczaneye girdiğinizde oradan almak zorunda değilsiniz. Hmm. O kaydı silip başka bir eczaneden hemen alabiliriz. Eyvallah. Vay be ne ilginç ya. Bir soru daha. Neden nöbetçi eczaneler hep benim evime çok uzak olur? Hayır. Neden benim eczaneye ihtiyacım olduğunda evin altındaki eczane nöbetçi olmaz? <gülüyor> <gülüyor> Bu sırayla mı yapılıyor? sırayla yapılıyor. Ha. Bir de yani şu açıdan bakalım. Siz gidip geliyorsunuz, biz kalıyoruz orada. Ha, <laughs> 36 evet. saat dönüyoruz. 36 saat nasıl 36 saat? Mesela hafta içi sabah pazartesi sabah başladım, salı akşama kadar eczanedeyim. Ha. Hele ondan tipler arkadan uykulu uykulu geliyorlar. Dönüşümü e, uyuyorlar. Yapalım. Ha tamam. E doktor ne yapsın? Onlar da Evet. Siz yine şu kutuyu kaldırıp şuradan şuraya veriyorsun. Onlar insanla Allah uğraşıyor. için gerçekten. Allah çok zor iş yani acıtan değil iş. mi? Çok zor. Bir de şöyle bir şey hani ben hep şeyi açı, açısından bakardım hani. Ee, nasıl diyeyim mesela nöbetin fiziksel zorluğu var saat açısından. Dertli insanla uğraşmak çok zor yani onun psikolojisinin size yansıması hani size külfet olduğu için demiyorum bunu. Tabii tabii. O negatifi ben bir gün hiç unutmuyorum bir kahve alırken baristaya özendiğimi hatırlıyorum. Kendim için yani kadar güzel iş var falan dedim. Evet. Sonra dedim ki ya ben de eczacıyım <laughs> neden bir baristaya özneyim? Çünkü biz sürekli hani hasta, dertli insanla karşı evet. karşıya geldiğimiz için bunun psikolojik bir yıpratması oluyor. Eski şey eczanelerde eczacılar böyle terkipler hazırlardı hatırlıyorum. Evet böyle tüpler, deney tüpleri bir şeyler bir şeyler bir ateşli bir şeyler bir fokurdamalar <laughs> yapıyor musunuz artık öyle şeyler? Yapabiliriz. Yetkimiz var. Ha. Ilaç evet. yapabiliyorsunuz belli Tabii ilaçları. Ha ha. Yani labo zaten bizim eczacılık eğitimimiz tamamen laboratuvarda hmm. geçiyor aslında. Doktorlarımız da e, o yapım ilaçları reçete ed ediyorlar, hmm. edebilirler. Size ediyorlar. De Aynen. Peki çok alaka sadece merak ettiğim için soracağım. Tamam. Bir e, e, eczanenin ekmeği nedir? Mesela bir bakkalda en çok ekmek satılır, değil mi? En çok ne satıyorsunuz? En çok ne satılır beyzade? Ağrı kesici mi, parol mu? Ne? Krem mi? İnsanlar en çok ne alır beyzade? En çok satar. Çocuk kılıcı diyeceğim galiba de ya. Çocukların ağrı kesicileri, ateş düşürücüleri. Ha, en çok onlar. Ağrı kesici, ateş mu? düşürücü Ama en hani çok bunlar satılır. Sektörel farklılıklarda da hani turizm eczanesi olur, hastane karşısı olur. Bunların ha, değişeceği için doğru. tam da bir şey diyemiyorum. Doğru. Turizm eczanesi de güneş yanı. Erzurum'da kimse yanık değil ya Aynen öyle şimdi yani oradaki eczacı bize diyecek ne alakası var. Anladım anladım. Vay be iyiymiş De. ya. Peki devam edelim. İlaçla tekerleşmenin önüne geçme manevi maddi milli kazanç bunu konuştuk. İhraç edilen ithal edilen bunu konuştuk. Özellikle evet. başlıkları kaydettik hiçbir şey kalmasın diye. İlaç boykotunda hekim eczacı ve diğer sağlık çalışanlarının rolü nedir? Evet. Hangi soruyu sormam gerektiğini de yazmış <laughs> Hiç muameleyi görmemiş Kimlere zekat vermeliyiz Kübra <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet. şöyle Bizim insanımızın e, Ya da şöyle söyleyeyim Bence ki bu psikolojide de böyledir İyileşmek inanmakla başlıyor. Zaten bizim plasobo etkisi dediğimiz hani hepimizin bildiği bir şey vardır. Hastaya söylemeyiz kapsülün içinde ilaç olmadığını veririz. Fiziksel iyileşme görürüz. Öyle ilaç var mı gerçekten yani? Var. Hastaya deriz ki bunun içinde ilaç var. Bunun deneyleri var. Doktorla bir etki bu aranızda bu. bir şifre mi? Plasobo etkisi. Evet yani Öyle bir ilaç ha. kutuda satılıyor mu yani? Yok hayır. Hiçbir işe yaramayan bir ilaç. Yok. Yani doktor çaktırmadan bir şey yazıyordur. Ya, yok Bu yok. manyak buna şey yapar falan. Yok şöyle <laughs> bu bir deney aslında. Ha. Şöyle hastanın e, plosobo etkisinin yani vücudun kendisinin ne ama kadar Ama uygulamada ilek... böyle bir şey yok yani Yok değil yok, mi? yok ha. tabii ki yok. Benim babaannem çok <laughs> bölüyorum özür dilerim <gülüyor> ama. <gülüyor> benim babaannem bonibon vardı ya bonibon. Evet. Onlardan amcam seçiyordu. Renk renktirmesi onlar. Evet. Kırmızı, mavi, yeşil, sarısı. Hı <laughs> hı onun sarısını verirdi. Ee, babaannem derdi ki kırmızı mavi benim hoşuma gitmiyor. Sarı bana iyi geliyor derdi. Ama amca her defasında sıkı sıkı tembihlerdi. Ağzına attığın gibi su içeceksin. Bu hiç ağızda durmalı. Çünkü durunca şeker tadı, evet. çikolata tadı geliyor ya. Ve Babaannem hep bu bana süper iyi geliyor derdi yani yıllarca bonibonla tedavi ettik evet. biz yani babaannem. Çünkü inancın iyileşmekte çok ciddi bir oranı var. Biz bunu tersten okuduğumuz zaman hasta aldığı muadil ilacın kendisine işe yaramayacağını düşündüğü zaman da o etkisi azalıyor. Evet önce bu bilinci, bilinci kırmak lazım. Evet yani hekimimizin işte eczanede eczacımızın ya da başka sağlık çalışanlarının hastaya bunu bir aktarması gerekiyor. Bu evet. senin ilacının aynısı. Evet. Hatta ben kendi adıma şunu söyleyebilirim daha iyisi. Neden daha iyisi? Çünkü yani iyi bizim için sadece yani materyalist bir anlamda bu kadar sığ bir kavram değil. Yani biz ben birazcık hani bu arada muhafazakar bir yaklaşım sergileyeceğim ama şunu söylemek istiyorum yani niyetin e, iyi bir kere. Birincisi niyetimiz iyi. İkincisi bu milli bir kazanç. Yani hani bu sadece e, nasıl diyeyim sizin aldığınız bir ilaç ve iyileşmenin bir süreci değil. Bu ciddi anlamda toplumsal bir olgu. Hı hı hı. Ee, bununla beraber hani ben biz hani mesela bir şey olduğu zaman senin için iyi olsun demeyiz. Hayırlı olsun deriz. Hayır, bereket, afiyet, hı hı. şifa bunlar hı hı. iyinin üstünde kavramlar. Aynen öyle. Yani bunlara dikkat etmemiz Hem gerekiyor. Hem kadim bence. olanla da rabıtamız devam Kesinlikle. etmiş olur. yani bunu batı... Yo ben şu an yerli bir ilaç alsam, muadil alsam yerli muadil. Placebo ise eğer ben plasebonun dibini yaşarım orada yani. Evet. O tamam. Ben onu derim yani elhamdülillah param sioniste gitmedi. Varsın Kesinlikle. bundan Allah da bunda şifa yaratır derim yani. Kesinlikle. Benim öyle çok vardır mesela yolda teyzenin bir tanesi al oğlum şu eriyi ağzına at diye ikram ediyorsa onu mutlaka yerim mesela. Gönülden ikram Değil edilmiştir. Mi? Allah buna kesin bir şifa saklamıştır niyetiyle. alır onu yerim yani mesela. Kesinlikle. Plaseboysa yerli milli daha iyi gelir bana yani. Evet bu yani bunu söyleyebiliriz bence gayet doğal bir şekilde. Ki Sağlık Bakanlığımız da bu yönde bir Siz teşvik var. Siz mesela? Ben söylüyorum. Gelen müşteriye diyorsunuz. Ve çok da güzel yanıtlıyor. Siz şu yanıt şu ilacı istiyorsunuz ama bunun yerlisi var. İsterseniz bu verelim. daha iyi diyor. Ha. Ha bunu şu anlamda demiyorum. Onda 50 miligram var, bunda 60 miligram var ha, demiyorum. Anladım. Ama bu senin için daha iyi diyorum. Çünkü hmm. bu hepimiz için daha iyi. Kesinlikle. Yani bunu söylemekten ben geri Yo, durmuyorum. Gayet güzel, tabii Çünkü ki. Ben eczacı olarak hani toplumdan bağımsız sadece bir bilim insanıymışım gibi tavır takınmama gerek yok. So sosyal hayatın içerisindeyim. Bulunduğum yerde de elbette ki halkımız için, bizim için. Devletimiz için. Evet doğru yönlendirmeyi yapabiliyor olmam lazım. Evet. Ne kadar güzel bir şey ya. Önemli. <laughs> yani gerçekten şöyle düşünüyorum. O hala o az önceki söylediğin noktadayım ben. Yani bir eczane Siyonist firmaları çıkarsın eczacılık yapamaz dedin ya. Ona o kadar üzüldüm ki yani. Ve bunun da nedenini söylüyor. Diyor ki o firmalar tekerleşme sürecindeyken muadiller çıktı. Ama sen o markaya kafayı takmıştın. İlla onu evet. istediğin için. O madilli çıkarmak için adam milyonlarca dolar yatırım yaptı. Yerli Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin kimse ismi. Fakat sen dönüp ona bakmadığın için o adam battı. Bu daha semirdikçe semirdi ve senin yerli müteşebbisin ilaç firman <laughs> burada yok oldu gitti. Kesinlikle. O yüzden biz buna mahkum olduk. E öyle de oldu. Deterjanda da öyle oldu. Gazlı içecekte de öyle, öyle oldu. Ondan sonra ne bileyim işte çocuk bakımlarında, çocuk bezlerinde vesaire. Ee, bunlarda da böyle oldu. Ama bundan sonra bunun böyle olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Kübra Rica kardeşim. Edeyim. Çok büyük bir iş yaptık bugün bence. Bence de. Ben bir de bir şey daha bahsetmek Söyle. istiyorum. Müsaaden olursa. abi. Ee, şimdi bu şirketlerin bir sağlık şirketi, sağlık sektöründeki bulunan firmalar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu şirketlerin sahip olmaları gereken bir sağlık etiği olmalıydı bir etik anlayışlarının bulunması gerekiyordu. Ama bugün sergiledikleri tavırla gayet de bir soykırımı destekleyebilecek minvalde olduklarını hepimize gösterdiler. Yani bizim burada bu gruplara karşı olan güvenimizin bir kırılması gerekiyor. Yani evet ben bugün piyasadaki bir ilaca bu güvenilir değil kardeşim soykırımı destekliyor diyemem. Ama bunun güvenilirliği nereden? Benim sağlık bakanımın onu denetlemesinden kaynaklı ona güveniyorum. O attığı bir tweet vardı ne diyordu? Bir tane başkan yardımcısı mıydı? Neydi? Johnson Johnson firmasının başkan yardımcısı Tevrat'tan bir alıntı yaparak sonrasında bu bomba, bombalandırmayı anlıyorum hepsini öldür tarzında bir tweet attı. Bakalım, Ve buyurun. bu Johnson Johnson firmasının başkan yardımcısı e, yani bu firma. Ana kalemi çocuk üzerine olan bir firma. Çocuk ürünleri işte bebe yağlarından tutun kremlere kadar. Şimdi bizim burada şunu sormamız gerekmiyor mu? Sadece gazze boyutunda bakmamalıyız bence olaya. Ben bir eczacı olarak i̇nsanlık şu açıdan. İnsanlık düşmanı bu yani eğer böyle insanlık diyorsun. İnsanlık düşmanı bir de kendi açımdan da bakmam gerekiyor. Yani demek ki herhangi bir menfi durumda ya da ahlaki. Aynen neden beni korusun ki? Neden yani benim burada onun ürününü alırken bir güvensizlik duymam da gerekiyor kendi içimde. Bu gruplara karşı hepsinin e, bu sağlık sektöründeki o kutsanmış o algıyı kırmamız gerekiyor. Evet. İlaçta da diğer ürünlerde de. Kesinlikle. Yani mesela ben şahsen bir eczacı olarak çocuğum olsa kesinlikle o gruplardan bir çocuk vitamini kendi çocuğuma açır mı? Evet. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bak diyor ki formülü Hı. kötü falan demiyor. Formülü iyidir. İlacın hakkını vermiştir. O moleküler şeyi falan testleri <laughs> milyonlarca dolar harcamıştır. Ama ben tercih etmem diyor. Evet. Yani bizim içimizde biz demiyoruz ki şu İsrail deterjanı kötü yıkıyor. Nasıl yıkadı bizim umurumuzda değil ki. Biz buna rağmen Hı. almayacağız yani. Kesinlikle öyle. Aynen böyle. bu. Duruş böyle olmak. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Allah ebeden senden rahatsız olsun. Allah'ım <laughs> <laughs> inşallah. Vay be. İnşallah bir dahaki programda bizim ihracatımız, ithalatımızı geçmiş, hatta ithalatımız tamamen bitmiş olur ve bizim kendi yerli firmalarımız, Sağlık Bakanlığı'mızla beraber el ele verip bu işi çözmüş olabiliriz. Inşallah. i̇nşallah bu bilince ulaşalım. Çok teşekkürler. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eh, ahiriniz, evvelinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın.